Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Watsons'tayız ve Watsons'tan slime malzemeleri alışverişi yapacağız. Watsons'ta çok güzel indirimler varmış arkadaşlar. Benim de slime malzemelerim bittiği için hemen geldim, şöyle güzel bir slime malzemeleri alışverişi yapayım dedim. Burada gerçekten çok güzel ürünler görüyorum. Kendim için de bir şeyler alabilirim ama bugün sadece slime malzemeleri almak için geldim. Gördüğünüz gibi şu an bakım yanındayım ve burada slime yapabilmek için herhangi bir şey göremiyorum. Maskelere bakacağım. Burada duş jelleri varmış. Bir iki tane duş jeli fena olmaz değil mi arkadaşlar? Evet, o zaman duş jeli alalım. Şunlardan bende vardı, hala bitiremedim. O yüzden bunlardan almayalım. Aa, şunlara bakın. Bunlar yeni gelmiş sanırım. Daha önce böyle bir duş jeli almamıştım. Çok da güzel görünüyor. Kokusu da eminim ki çok güzeldir. Hemen seçelim bir tane. Karpuzlusu, sonra greyfurtlusu, frank üzümlüsü ve portakallısı varmış. Bence frank üzümlü alalım. Frank üzümünün tadı çok güzel. Çok seviyorum frank üzümünü. O zaman şu frank üzümlü duş jelini alalım. Evet, fiyatı 10 liraymış. 10.95. Arkadaşlar, alışverişe tam olarak başlamadan önce bir tane sepet alsam iyi olur. Çünkü büyük bir alışveriş yapacağız ve hepsini elimde taşıyamayacağım. Bunu... Duş jeli aldım. Sepetime de koydum. Şurada bir de sıvı sabunlar varmış. Oraya da bakalım. Çok güzel görünüyorlar. Aa, normal sabunlardansa, böyle köpüren ev sabunlarındansa şöyle köpük sabun da varmış arkadaşlar. Ondan alalım. Tıraş köpüğü yerine gerçekten çok iyi oluyor. Böyle çok güzel bir köpük sabun buldum. Bunu da hemen şöyle sepetime koyuyorum. Bir köpük sabunu aldım. Şimdilik bununla idare edeceğim. Köpük sabunla da çok güzel slime oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi saç bölümüne geldik. Şampuan bölümü de burasıymış. Alışveriş sepetimiz yavaş yavaş dolmaya başladı. Şimdi maskelere bakalım. Evet. Hemen şöyle bir maske reyonu çıktı karşıma. Çok güzel yeni maskeler gelmiş. Böyle kağıt maskelerdense kil maskeler almayı tercih ediyorum. Onlarla slime oluyor. Ama her kil maskeyle de slime olmuyor tabii ki. Sadece içerisinde polivinil alkol bulunduran kil maskeleriyle slime oluyor. Onlardan almamız lazım. Bu reyonda hemen şu maske gözüme çarptı arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Bakalım içinde polivinil alkol var mıymış? Evet, var bakın. Burada polivinil alkol yazıyor. O zaman bunu alalım. Ne kadarmış fiyatı? 6 lira. Gayet uygun. Geçen sene 10 liradan aşağı böyle kil maskesi bulamıyordum arkadaşlar. Şimdi çoğu şey indirime girmiş. Evet, maskemi de alışveriş sepetime koydum. Sonra bakalım daha nasıl maskeler varmış. Şunlarla bir ara slime oluyordu, mavileriyle. Bunlardan bulalım. Şu olabilir mi? Hemen bu maskenin içindekiler kısmına bakalım. Polivinil alkol. Evet, var. Bakın arkadaşlar, şurada polivinil alkol yazıyor. O zaman bu maskeyi de alalım. Tutkalsız slime yaparken çok işe yarıyorlar. Bir tane de bu maskeden alıyorum. Bu da soyulabilir bir maskeymiş. Kil maske değilmiş. Farklı farklı slime'ler yapabiliriz. Evet, bunu da şöyle alışveriş sepetime koydum. Yavaş yavaş sepetim dolmaya başladı. Evet, daha çok maske alacağımı zannetmiyorum. O yüzden buradan gidiyorum. Burada da çok güzel maskeler varmış. Evet, burada da makyaj malzemeleri var ama makyaj malzemesi alacağımı düşünmüyorum. Slime yaparken ara sıra alıyorum. Sadece slime içine katmak için. Belki indirimde görürsem alabilirim ama. Bakalım. Aa, şurada yüz şekerleri var arkadaşlar. Daha doğrusu vücut şekerleri. Bunlara bir bakalım. Acaba slime yaparken işe yarar mı? Bundan slime olur mu acaba? Denesek mi? Peeling yapıyormuş. Vücut şekerleri genelde peeling yapıyor zaten. Bu da indirime girmiş, 7 lira. Bence alalım. Bundan bir slime yapmayı deneyelim. Rengi de çok güzelmiş. Evet, bunu da şöyle alışveriş sepetine koyuyorum. Daha doğrusu atıyorum. Arkadaşlar, önümde bebek reyonunu görüyorum. Buradan da bir bebek şampuanı alsak hiç fena olmaz. Hatta bebek pudrası da alabiliriz. Bir bakalım. Aa, Dali'nin bebek şampuanını gördüm. Hemen bir bakalım. Şöyle küçük, çok tatlı. Başka markalarınki de var. Mesela Cansız Baby ama ben hep bu şampuanla yıkanırdım. O yüzden sanırım bunu alacağım. Çok güzel görünüyor. Bu Dali şampuanı da alışveriş sepetime koyuyorum. Bir tane kalmış zaten. Fiyatı da 6 lira. Güzel. Evet arkadaşlar, alışveriş sepetim bu şekilde bayağı doldu. Şimdi artık seçtiğim slime malzemelerini satın alacağım. Sonra da Watsons'tan çıkıp Gratis'e gideceğiz ama önce bu seçtiğim slime malzemelerini alalım. Gerçekten güzel şeyler seçtik. Bence bunlardan çok güzel slime'ler yapacağız. Hadi o zaman kasaya gidip alalım. Evet, Watsons'tan slime malzemeleri alışverişimi yaptım. Gerçekten çok güzel şeyler aldım arkadaşlar. Sizinle birlikte yeni aldığım bu slime malzemeleriyle çok güzel slime'ler yapacağız.
Şimdi Gratis'e gireceğiz. Gratis'ten de slime malzemeleri alışverişi yapacağız. Çünkü Waltons'tan aldıklarım yeterli olmayabilir. Yeni ve güzel ürünler almak istiyorum. Güzel slime'ler yapabilmek için. Evet, şimdi Gratis'e giriyoruz. Ben şuradan sizinle alayım. Evet, Gratis'e girer girmez karşıma en sevdiğim reyon çıktı arkadaşlar. Mini malzemelerin olduğu reyon. Burada gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Slime yaparken gerçekten işime yarar şeyler oluyor. Şimdi bir bakalım. Şurada vücut spreyleri var sanırım. Aslında vücut spreyiyle daha önce hiç slime yapmayı denemedim. Bir tane alabiliriz bence. Hangisini alalım? Şu mor çok güzel görünüyor. En sevdiğim renk mor olduğu için dayanamıyorum arkadaşlar mor bir şey görünce. Çok güzel koktuğuna eminim. Bundan bir tane alalım. Fiyatı 6 liraymış zaten. Bakalım vücut spreyinden slime olacak mı? Olursa bence çok güzel kokar. Evet, şöyle sepetime vücut spreyimi koydu. Sonra şurada bir saç jölesi görüyorum. Aslında saç jölesiyle slime yaptığımı hatırlamıyorum açıkçası. Daha önce hiç saç jölesiyle slime yapmamıştım. Bence bir tane alıp deneyebiliriz. Bakalım saç jölesinden slime olacak mı? Böyle mini boy slime malzemeleri gerçekten çok kullanışlı oluyor. Bu saç jölesinden bir tane alacağım. Şöyle sepetime attım. Şimdi bir bakalım. Başka neler alabiliriz? Burada çok güzel belli şampuanlar görüyorum ama bir tane aldım zaten. Aslında bebek yağı alabiliriz. Evet evet. Bu bebek yağı mı? Aa, bebek kolonyasıymış. Hayır. Kolonyadan slime olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bebek yağı var mı? Bir bakalım. Ah! Evet, bebek yağı varmış. Bir tane bebek yağı hiç fena olmaz. Slime'ın dokusunu çok güzel yapıyor. Mutlaka bir tane bebek yağı almam gerekiyor. Böyle mini boy çok tatlı. Ben gerçekten mini boy ürünlere bayılıyorum arkadaşlar. Böyle mini boy bir bebek yağı alıyorum. Sepetime koyayım. Daha doğrusu atayım. Evet, sonra bir bakalım. Şu altlara doğru gidelim. Burada da makyaj temizleme suları var. Bunlarla slime yapacağımı zannetmiyorum. O yüzden burayı geçelim. Bunlar neymiş çok merak ettim. Her yerde karşıma çıktı ama. Yüz yıkama suyu mudur? Nedir? Evet, yüz yıkama suyu. Burada da bir saç köpüğü varmış. Mutlaka bir saç köpüğü almam gerekiyordu. Slime malzemeleri alışverişine çıkmadan önce biraz düşündüm arkadaşlar. Ve mutlaka bir saç köpüğü almalıyım diye düşünmüştüm. Ve bakın, indirimde bir saç köpüğü buldum. Hemen bunu alalım ve slime yapalım. Bakalım saç köpüğünden slime olacak mı? Olursa da tıraş köpüğü kadar pofuduk olacak mı? Hatta belki tıraş köpüğü vs saç köpüğüyle slime challenge yapabiliriz. Bakalım hangisi pofuduk olacak. Evet, şöyle alışveriş sepetime saç köpüğümü de attım. Sonra bir bakalım. Buralarda pek bir şey göremiyorum. Şuralara bakalım biraz. Aa, burada mini boy duş jelleri var. Bir tane alalım, bence çok güzel görünüyorlar. Şu nasıl olur? Böğürtlenliymiş. Bu kadar minik ki çok tatlılar bence. Bundan bir tane alalım. Fiyatı da 4 liraymış. Bu mini boy duş jellerinden bir tane alıyorum. Hemen duş jellerinin yanında şampuan ve saç kremleri varmış. Bir tane şampuan alsak hiç fena olmaz arkadaşlar. Mini boy şampuan almak istiyordum. Ve şu an karşımda görüyorsunuz. O zaman bu şampuanı alacağım. Fiyatı da 3 liraymış. İndirime girmiş. Nasıl bir şampuan çok merak ediyorum. Kokusu nasıl? Slime'de bırakacağı etkisi nasıl? Bir test edelim bakalım nasıl olacak. Evet, şunu da şöyle alışveriş sepetime koydum. Burada saç boyaları varmış arkadaşlar. Saç boyasından slime yapmayı deneyelim mi? Bence denemeyelim çünkü zararlı olabilir. İçerisindeki maddeler hem cildime zarar verebilir hem de slime'ın oluşmasını engelleyebilir. Bu yüzden saç boyası almayacağım. Şuraya bir bakalım. Aa, burada da yine saçla ilgili ürünler var. Şampuandır, saç kremidir, saç yağıdır onlardan. Şurada bir bu neymiş bakalım. Sıvı saç kremi. Sıvı saç kreminden slime yapmayı denememiştik. Bir tane alıp denemeye ne dersiniz? Bence kesinlikle alıp bir deneyelim. Ama hangi rengini alsın? Pembe mi, mor mu, mavi mi? Bence mor. Yine en sevdiğim rengi konuşturuyorum arkadaşlar. Bu mor sıvı saç kremini alacağım. Bakalım bu sıvı saç kreminden slime olacak mı? Sepetine atıyorum. Hemen burada da lip balm reyonu varmış. Bence 1-2 tane lip balm alalım. Hem indirim de varmış galiba. Bir lip balm alana ikincisi 1 TL'ymiş. O zaman 2 tane lip balm alalım. Renklilerini bulmamız gerekiyor. Çünkü eminim ki şu ve şu lip balmlar renksizdir arkadaşlar. Şeffaftır. Slime yapacağımız için slime'ımızın renkli olması gerekiyor. Slime'ımızın rengi lip balmdan gelmeli. Bu yüzden renkli lip balm bulalım bakalım. Bence bu kesinlikle renklidir. Genelde böyle lip balmlar renkli oluyor. Bir tane böyle lip balm alalım. Sonra şu da kesinlikle renklidir ama bilemedim yani. Çok koyu bir kırmızı renginde. Şunu mu alsak? Bence bunun rengi daha tatlıdır. İkinci olarak da bu lip balmı alalım. Gerçekten güzel görünüyor. Umarım rengi vardır. Evet, bunu da alışveriş sepetime atıyorum. Şimdi el kremlerinin olduğu reyona geldim arkadaşlar. Buradan da birkaç tane el kremi alacağım. Slime yaparken gerçekten çok etkili oluyor. Ben el kremli slime'ları çok seviyorum. O yüzden birkaç tane de el kremi alacağım. Şurada
Rapunzel'le, Cinderella'lı ve Pamuk Prensesli el kremleri var arkadaşlar. Çok güzeller. Bunlardan kesinlikle alalım. Şu Cinderella'lı ve Pamuk Prensesli'den alabiliriz bence. Çok tatlı görünüyorlar. Bir tane Cinderella'lı, bir tane de Pamuk Prensesli şu el kremlerinden alacağım. Fiyatları da çok uygunmuş. 2,5 lira. Bunlar ikisini 5 lira etti. Bunları da şöyle alışveriş sepetime attım. Şurada indirimli şampuanlar gördüm arkadaşlar. Bunlardan da bir tane alabiliriz. Fiyatları çok uygunmuş. 5 lira. Hangisini alsak? Bence şu ortadaki çok cazip duruyor. Bunu alalım. Güzel koktuğuna eminim. Bunu da hemen alışveriş sepetime koyuyorum. Az kalsın tüm alışveriş sepetimi boşaltıyordum yere. Evet, gördüğünüz gibi bayağı doldu alışveriş sepetim. Bence bu kadar alışveriş yeterli. Çok güzel slime malzemeleri aldık. Çok güzel slime'ler yapacağız. Hadi o zaman artık bunları satın alalım. Arkadaşlar, gratis'ten de çok güzel slime malzemeleri aldık. Çok güzel slime'ler yapacağız. Poşet o kadar ağır ki tutamıyorum arkadaşlar. Çok zorlanıyorum şu an. Watson's ve gratis'ten çok güzel bir slime malzemeleri alışverişi yaptık. Bayağı bir slime malzemesi aldım. Eve gidince aldığım slime malzemelerini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim ve sizlere aldığım slime malzemelerini göstereceğim. Çok güzel bir slime malzemeleri alışverişi yaptık Watson's ve gratis'ten. Aralarında mutlaka almam gereken ihtiyacım olan slime malzemeleri de var. Şans eseri karşılaştık. Yeni slime'larıma da çok yakışacak düşündüğüm ürünler var. O zaman ilk önce Watson's'a girmiştik. Watson's'tan aldıklarımı göstermekle başlıyorum. Bakalım Watson's'tan neler almışız. Evet. Bakalım elime neler gelecek. Wow! Evet, elime bir maske geldi. Bu maskeyi içinde polivinil alkol olduğu için tutkalsız slime yapabilmek için almıştım. Bakın üstünde de yazıyor zaten kil maskesi. Gözüme de çok hoş göründü. O yüzden hemen sepetime atmıştım. Bu şekilde içinde polivinil alkol neredeymiş? Heh, burada. İçinde polivinil alkol bulunduran bir kil maskesi. Sonra bakalım elime daha neler gelecek. Evet, ikinci maskem geldi elime. Bu da peel off, yani soyulabilir bir maske. Bunu da yine tutkalsız slime yapabilmek için aldım. Bilerek aynı maskeden almadım. Bir farklılık yapayım dedim. Farklı slime'ler yapayım dedim. O yüzden yine içinde polivinil alkolü bulunduran neredeymiş? Heh, şurada. Başka bir maske aldım. Bu da soyulabilir bir maske. Bu şekilde. Bakalım ne gelecek. Dalin şampuan. Arkadaşlar, ben hep Dalin'le yıkanırdım. O yüzden Dalin'den asla vazgeçemiyorum. Slime'larımda bile Dalin kullanmazsam olmaz. Bebek şampuanı her zaman diğer şampuanlara göre çok daha yumuşak bir kıvam veriyor slime'e. Bu yüzden şöyle çok güzel, çok tatlı bir Dalin şampuanı aldım. Mini boy. Çok güzel koktuğuna eminim. Klasik Dalin kokusu. Evet, şimdi bakalım ne gelecek elime. Wow, bir şey geldi. Duş jeli. Arkadaşlar, böyle yeni duş jelleri gelmiş. Mutlaka duş jeli almam gerekiyordu. Büyük boy. Ben de böyle frenk üzümlü bir duş jeli aldım. Hemen rengine bakmak istiyorum. Rengine bakmadan aldım. Umarım pembe midir diyecektim ki sanırım beyaz. Neyse. Şu an kokusunu alabiliyorum. Güzel kokuyor. Güzel kokuyorsa beyaz olmasında bir sıkıntı yok. Hem slime'ımız çok güzel sünecek. İstediğimiz kadar, istediğimiz gibi oynayabileceğiz. Hem de çok güzel kokacak. Evet, sonra bir bakalım elime neler gelecek. Bu sefer elime bir köpük sabun geliyor. Evet arkadaşlar, uzun bir süredir köpük sabun almıyordum. Evde de bulmaya çalıştım, bulamadım. O yüzden Watson's'ta görünce hemen aldım. Hatta ilk de göremedim. Sonrasından fark ettim, böyle güllü bir köpük sabunu aldım. Bu slime malzemeleri alışverişimde tıraş köpüğü hariç tıraş köpüğü yerine kullanabileceğim her türlü şeyi aldım arkadaşlar. İlki de bu köpük sabun. Rengini bayağı sevdim. Kokusunun da çok güzel olduğuna eminim. Güllü. Sonra bakalım. Aa, aldıklarım bu kadarmış. Evet, o zaman Watson's poşetimi şöyle kenara çekiyorum. Watson's'tan yaptığım alışveriş bu şekilde arkadaşlar. Watson's'tan çoğunlukla ihtiyacım olan slime malzemelerini aldım. Toplam 40-50 lira kadar bir harcama yaptım Watson's'tan. Şimdi gratis'e geçiyoruz. Bakalım gratis'ten neler almışım. Watson's'tan daha çok şey aldım arkadaşlar gratis'ten. Hadi o zaman bakalım neler almışım. Elimi yine daldırıyorum. Elime büyük bir şey geldi ama... Evet, şampuan. İndirimde bir şampuan gördüm. Kokusuna henüz bakmadım. Hemen bir bakayım. Çok güzel kokuyormuş. Şampuan slime yaparken en ihtiyacım olan malzemelerden biri. İster istemez mutlaka şampuan koyuyorum arkadaşlar. Sonra bakalım neler almışım da. Evet, elime bir lip balm geliyor. Lip balmlarda da çok güzel bir kampanya vardı. O yüzden iki tane aldım. Bulalım bakalım diğer lip balm neredeymiş. Heh. Tamam, hemen elime geldi. Bu şekilde iki tane renkli lip balm aldım. Mutlaka bu renklidir de ben hala bundan şüpheleniyorum arkadaşlar. Bence bir açıp bakalım. Önce bundan başlayacağım. Evet.
Aa, çıkmıyor. Sonunda çıkarmayı başardım arkadaşlar. Bu şekilde hemen rengine bakalım. Oh! Renkli bir lip balmış arkadaşlar. Renksiz bir lip balm diye ödüm koptu gerçekten. Hemen şöyle bir elimde bakalım. Ha yok. Şöyle. Bayağı pembe bir lip balm. Çok da güzel kokuyormuş. Buradan kokusunu aldım. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi bunu çok merak ediyorum. İnşallah bunun rengi vardır. Renksizse gerçekten üzülürüm çünkü. Bakalım. Hangi renkmiş? Hazır mısınız arkadaşlar? Renksiz. Belki renk veriyordur. Durun bir deneyelim. Hayır arkadaşlar, renk veriyor. Hem de hologramlı. Çok güzel. Şuna bakın. Hologramlı bir lip balm. Nasıl kıyacağım ben bu lip balmı arkadaşlar? Bu lip balma kıyacağımı hiç zannetmiyorum. Gerçekten rengi çok güzelmiş. O kadar korktum korktum ama en güzel lip balm da buymuş. Çok beğendim. Rengi aşırı güzel. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Hologramlı. Slime'lerimi de kullanırım artık. Evet, sonra bakalım Gretis'ten daha neler almışım. Elime bir vücut spreyi geliyor. Vücut spreyle slime yapmayı daha önce hiç denememiştik arkadaşlar. Böyle mini boy tatlı bir vücut spreyi görünce hemen satın almalıyım diye düşündüm. Hatta açıp kokusuna bir bakalım. Kokusunu çok merak ettim. Vücut spreyinden slime yapmayı denemek için de böyle mini boy bir vücut spreyi aldım. Vücut spreyinden yapacağım slime olursa bence çok da güzel kokar arkadaşlar. Ama bunu nereden açacağız? Evet, sonunda açtım arkadaşlar. Hemen kokusuna bakmak istiyorum. Şöyle bir sıkalım. Aa, sıkılmıyor. Arkadaşlar kokusu o kadar güzel ki. Bayıldım kokusuna. Bir dakika şöyle ellerime güzelce süreyim. Cidden kokusu çok güzel. Ben çok beğendim. Daha farklı bir koku bekliyordum ama beklediğimden daha güzel bir kokusu var. Evet. Şöyle kapağını kapatalım. Gratis'ten bakalım daha neler almışım. Elime bir tane daha şampuan geliyor. Evet, bunu da mini boy ürünlerin olduğu reyondan almıştım. Bu da yine bir şampuan. Bunun rengine bir bakalım rengi. İlk de bunu diş macunu sanmıştım arkadaşlar. Sonra buradaki şampuan yazısını okudum ve şampuan olduğunu anladım. Ben şöyle bir bakmak istiyorum. Rengi falan var mı? Beyaz mıdır? Şeffaf mıdır? Bakalım. Şeffafımsı beyazmış. Güzel. Slime'larımı da kullanmak için böyle bir şampuan aldım. Evet. Sonra bakalım. Evet. En ihtiyacım olan şey buydu arkadaşlar. Slime malzemeleri alışverişine çıkmadan önce mutlaka bir saç köpüğü almam gerektiğini düşünmüştüm. Ve bakın buldum. Şöyle bir bakalım. Köpüğünü çok merak ettim. Nereden sıkıyoruz? Buradan galiba. Evet. Aa yok. Buradan sıkıyoruz ya. Şöyle. Ay, sıkamıyorum arkadaşlar. Tırnaklarım uzun olduğu için. Ay, sıkamadım. Neyse, saç köpüğü olduğunu biliyoruz sonuçta. Saç köpüğü vs tıraş köpüğü slime challenge yapmayı düşünüyorum. Sonra bakalım, Gretis'ten aldıklarım yavaş yavaş azalmaya başladı. Evet. Bir de şöyle çok güzel mini boy kremler aldım arkadaşlar. Bunlar çok güzel kokuyor. Kokularına bakmak istiyorum. Şöyle nereden açabilirim? Heh. Evet, bu Cinderella'lı. Serinin 3 tane kremi var. Cinderella'lı, Pamuk Prensesli ve Rapunzel'li. Ben Cinderella ve Pamuk Prensesini aldım. Hadi bakalım. Nasıl kokuyormuş? Aa, bunun kokusu daha değişik. Evet. Bende Rapunzel'lisi vardı arkadaşlar. Bu alışverişimde almadım ama o adeta bubble sakızı gibi kokuyor. Ama bu bildiğimiz krem gibi kokuyormuş. Yine de gayet işimi görecek. Evet. Sonra bakalım. Elime daha neler gelecek. Şimdi de elime mini boy kremlerin Pamuk Prensesli olanı geldi. Bakalım bunun kokusu nasılmış. Hepsinin kokusu başkaymış. Ben hepsinin kokusunun aynı olduğunu düşünmüştüm. Slime yaparken ara sıra el kremine ihtiyacım oluyor. O yüzden böyle çok güzel el kremleri aldım. Evet, bu Pamuk Prensesli kremimi de ambalajından çıkardım. Bakalım bu nasıl kokuyormuş. Ha, bu daha böyle arkadaşlar bir koku vardır ya. Sakız gibi kokuyor. Evet sakız gibi. Şekerli bir sakız ama bubbles değil. Kesinlikle bubbles değil. Çok güzel. Ben bayağı sevdim bu kremleri. Evet, sonra Gretis'ten aldıklarım yavaş yavaş bitmeye başladı.
Bir de şöyle mini boy bir duş jeli aldım. Bu duş jeli çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hem rengini çok beğendim. Bu renkte bir clear slime yapabiliriz diye düşündüm. Bu duş jeliyle hemen kokusuna da bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar kokusu gerçekten böğürtlen gibi. Böğürtlenli bir duş jeli aldım. Dediğim gibi bundan clear slime yapmayı deneyeceğim. Bence cidden çok iyi bir slime fikri. Çok tatlı. Evet, sonra bakalım. Daha neler almışım. Elime büyük bir şey geldi. Evet, böyle bir sıvı saç kremi aldım. Sıvı saç kreminden slime yapmayı denememiştim. Genelde böyle saç kremlerini kullanmıştım. Ama bakalım sıvı saç kreminden slime olacak mı? Bence olacak ve hatta olunca da normal kullandığım saç kremlerinden bu sıvı saç kremi çok daha güzel bir yumuşaklık verecek slime'a. Ben öyle hissediyorum arkadaşlar. Bu şekilde mor bir sıvı saç kremi aldım. Bu şekilde gerçekten rengi çok tatlı. Mor da değil, lila renginde. Böyle bir sıvı saç kremi aldım. Bakalım bundan slime olacak mı? Sonra çok az bir şey kalmış olması gerek. Elime saç jölesi geliyor. Saç jölesinden slime yapmamıştım daha önce. Denemek istedim ve o yüzden böyle küçük mini boy bir saç jölesi aldım. Olmazsa ziyan olmasın diye mini boy aldım. Olursa da büyüğünü alırım. Slime'larıma daha çok katarım arkadaşlar. Bunun rengi galiba şeffaf da değil. Bir bakalım portakal rengi mi, turuncu mu o? Bakalım. Evet. Portakal renginde bir saç jölesi. O zaman slime'ımız rengini saç jölesinden alır. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ve çok da güzel kokuyor. Kokusu burunlarıma kadar geldi. Evet, bu şekilde. Mini boy bir saç jölesi. Sonra bakalım. Gretsen aldığım son üründe bu bebek yağı. Şöyle artık poşetimizi çekelim buradan. Mini boy bir bebek yağı aldım. Bebek yağına ihtiyacım vardı arkadaşlar. Bebek yağıyla glossy slime yapmayı düşünüyorum. Ayrıca bebek yağını slime'a katınca da çok güzel bir etki bırakıyor. Hem slime'ınız parlıyor hem dokusu o kadar yumuşak oluyor ki. Ben bebek yağıyla slime yapmayı çok seviyorum. Ya da slime'larıma bebek yağı eklemeyi çok seviyorum. Bu yüzden böyle mini boy bir bebek yağı aldım. Evet, Gratis ve Watsons'tan yaptığım slime malzemeleri alışverişim bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümde bir sürü slime malzemesi var. Hepsinden de çok güzel slime'ler yapacağımıza eminim. Hatta aklıma o kadar güzel slime fikirleri geldi ki anlatamam. Evet, bugünkü videom da bu şekildeydi. Bugün sizinle birlikte Watsons ve Gratis'ten slime malzemeleri alışverişi yaptık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bunun gibi videolar için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şöyle kalbimi sizlere göndereyim arkadaşlar. Orada şuradaki lip balm kalmış orada. Şöyle silelim de pembeliği kalmasın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.